boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar 3-9 Nisan haftasına hoş geldiniz. Sevgili boğalar, evet gezegeniniz Venüs'ün retrosu devam ediyor. Bu hafta 3 Nisan'dan itibaren Venüs Koç burcundan gerileyerek Balık burcunda artık retrosunu sürdürecek ve 15 Nisan'a kadar da Balık burcunda retro yapacak. Balık burcundaki pozisyonu Koç'la kıyasladığımızda çok daha rahattır. Yüceleceği bir pozisyonda, rahat edeceği bir pozisyonda olacak. Retro olsa bile burada sizin için bazı güzel faydalar, sevimli bazı sürprizler getirebilir. Özellikle arkadaşlarınız, sosyal çevreniz, aşk hayatınız ve romantik konularda Venüs'ten ilginç tesadüflerle de karşınıza çıkabilecek bazı şanslar gündeme gelebilir. Evet, bu hafta içerisinde ay geçişleri Yengeç, Aslan ve Başak hattında olacak. Pazartesi ve Salı günü, Çarşamba erken saatlere kadar ay Yengeç burcunda olacak. İletişimin yoğun olduğu bir hafta, özellikle hafta başında yakın çevrenizdeki kişilerle daha fazla irtibat halinde olabilirsiniz. Kardeşler olabilir, komşular olabilir, akrabalarınız, aile üyeleri olabilir. Onlara daha fazla ilgi gösterebileceğiniz, haberler alabileceğiniz süreç. Bunun yanı sıra böyle kısa seyahatler, şehir içi gezileri, seyahatleri de oldukça yoğun olabilir. Çarşamba ve Perşembe günü Ay Aslan burcunda biraz daha evinize, yaşadığınız mekanlara odaklanmanız mümkün. Belki de evde birikmiş işlerle uğraşacaksınız veya bazı dekorasyon işleriyle uğraşacaksınız. Hafta sonundaysa Cuma'dan itibaren Ay Başak burcunda olacak. Keyifli etkiler var. Ay Başak burcunda ilerlerken siz biraz daha böyle yaşamın eğlenceli, keyifli yanlarına yönelebilirsiniz. Çocuklarınız ve onlarla ilgili faaliyetler de olabilir. Belki aileniz ve çocuklarınızla birlikte yapacağınız bazı organizasyonlar, bazı faaliyetler hafta sonunu doldurabilir. Bunun yanı sıra aşk hayatı, eğlenceli, sizi neşelendirecek, keyiflendirecek faaliyetler, hobileriniz, çeşitli oyunlar, yine hafta sonunda gündeminizde olabilir sevgili boğalar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.